Bana gelen mesajlar var. Ben e, ifade ederken iki yılda bir sınava giriyorlar demiştim ama e, yaz ve kış için ayrı sadece bir sınavda değil. KPSS artı DBT artı mülakat. Bu üç sınavı hem yazın hem kışın giriyorlar. E, bu sınavlardan sonra görev alıyorlar ve sürecin sonunda da istifa etmek zorunda bırakılıyorlar. Evet, evet mecbur bir istifa süreci de var. 2013-2018 yıllar arasında da hiç alım olmamış. 85-95 puan almalarına rağmen böyle bir alım da söz konusu değil. Şimdi dün bu konuyu aslında e, taraflarla konuşurken, görüşürken şöyle bir anekdot vardı. Aslında böyle hak hukuk boyutuyla biraz daha irdelemek gerekirse meseleyi. Bir müftü Bey aynen şu ifade şu evet. ifadeyi kullandığı ifade ediyor. Aslında biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Fahri hocalarımızın kadroya geçmesini istemiyoruz. Nedeni de şu çünkü fahri hocalarımız fahriyken çok daha istikrarlı, çok daha istekli, çok daha zor ve meşakkatli bir şekilde çalışıyorlar. Ama kadroya geçince bu performans çok düşüyor. Dolayısıyla da bu haliyle çok daha iyiler diyor. Ya şimdi biraz bu bağlamda hani hak hukuk yani evet. bir insanı hakkından hukukundan mahrum edeceksiniz ee, ama bu şekilde daha iyi çalışıyor diyeceksiniz. Bunu e, işte diyanet bir şeyden bahsediyor sürekli niyakatten, ehdiyetten bahsediyoruz, haktan, hukuktan önümüzde evet. Ramazan. Yani işte Başkanlığı'nın bu, bu yılki teması da doğruluk nereye koyacağız? Evet, yani bir kere burada e, hani bu sizin son söylediğiniz, o paylaştığınız anekdot üzerinden gidersek. Yani böyle maslahatçı bir anlayışa tırnak içinde maslahatçı bir anlayışa hakkın, hukukun, adaletin kurban edilmesidir. Asla bunu kabul etmek mümkün değildir. Yani bir kere evet diyanet işte 120 bin kişilik hani büyük bir kadrosu var. Fakat bu 120 bin kişilik büyük kadroyla oluşturduğu etkiye baktığımızda yani burada doğru orantılı bir etki göremiyoruz. Ee, sebep nedir diye baktığımızda belki küçük bir parantez açacağız konunun dışına doğru ama yine bağlantılı hı hı. şöyle yani sebep nedir yani 120 bin kişilik devasa bir kadro e, ve Türkiye'de 90 bin küsur cami var e, yani bunların e, çok daha ciddi bir etki oluşturabilmesi gerekir iken neden oluşmuyor yani deyim yerindeyse yağ var işte un var şeker var ama var. helva neden yok e, e, bunun en önemli nedeni birinci nedeni yani bu kadroların, bu devasa kadronun moral ve motivasyonunun olmayışıdır. Evet. Yani işte hani bazı idealist müftüler idealist imam bulamamaktan dert yanarlar. Zaman zaman hani tek evet. de olsa evet. işitiriz, dinleriz. Haklıdırlar. Ama burada meseleye bütüncül bir şekilde ve yukarıdan bakarsanız bunu görürsünüz. Yani bugün e, Diyanet personelinin yani şu imamların hani dili olsa da konuşsalar bu konuda. Yani ee, moral ve motivasyon noktasında çok çok ciddi problemleri var moral ve motivasyon problemi varsa bunun tek bir nedeni vardır bu insanlar değer görmüyorlar kendi kurumlarında değer görmüyorlar işte elazığda hani yaşanan bir olay vardı evet. cami içerisinde bir imam hani arkadaş e, Kur'an-ı Kerim dersi verirken muhtar ve avanesi tarafından saldırıya uğruyor darbediliyor. 10 günlük iş göremez raporu alıyor. Evet. Fakat e, Diyanet yani e, Sağlık Bakanlığı'nın kendi personeline sahip çıktığı gibi böyle bir sahiplenme içine gitmiyor. Milli Eğitim'in Sağlık Bakanı kadar olmasa da Milli Eğitim Bakanlığı'nın sahiplendiği evet. kadar kendi personelini sahiplenmiyor. Aksine bir de bu imama yani şikayetçi olmaması için e, yani adeta şantaj yaparcasına bir soruşturma açıyorlar akabinde de daha uzak bir yere sürgün ediyorlar. Yani bu basit bir örnek ama buradan şuraya bağlamak istiyorum. Yani imamlar kendilerini değerli görmüyorlar. Kendi kurumlarında yani bunu Diyanete böyle topyekün mutlak manada genelleştirmiyorum ama çoğunlukla il ve ilçe müftülükleri müftülük bürokrasisinde böyle ciddi yani bir problem var ve imamlar kendilerini değerli hissetmiyorlar. Kendini değerli hissetmeyen çalıştığı kurum için bir değer arz etmediğini düşünen personel tabii ki moral ve motivasyon problemi yaşar ve bir etki de uyandıramaz. İdealist bir çalışma içerisine de giremez. Bu meselenin ayrı bir boyutu. Şimdi baktığımızda evet meselede temel anlamda bir kul hakkı problemi var. Yani kul hakkının yenilmesi var. Emeğin e, yok edilmesi var. Şimdi ifade ettiğiniz gibi KPSS sınavında hani girilmiş belli bir puan şartı sağlanmış. Evet. Akabinde DHPT sınavından işte başarı sağlanmış. Akabinde mülakata girilmiş. Fakat buna rağmen yeri geldiğinde liyakatsizsiniz denilerek tırnak içinde mağdur edilen kitleler var. Bir taraftan da yeni yetişecek kişilere, stajyerleri de bu liyakatsizdir dedikleri insanların yanına verip onların yanında hani staj görme gördürme gibi bir durumlar var. Böyle bir tezatları var. E nereden bakarsanız yani burada e, hakla, hukukla, adaletle bağdaşmayan bir durum var. Bu diyanetin kendi inisiyatifinden mi kaynaklanıyor? Siyasetten mi kaynaklanıyor? Bu konuda sorunun kaynağı hangisidir? Her ikisi midir? Yani kim ise sözümüz ona. Yani burada çok ciddi anlamda bir kul hakkının yenilmesi durumu vardır. Bu insanların yıllardır verdiği bir emek vardır. Bu emeği siz görmezden gelemezsiniz. Yani bizim dinimiz her şeyden önce emeğe saygıyı ister karşıdaki insanın inancına dahi bakmaksızın emeğine saydığı ister. Şimdi Ramazan ayına giriyoruz. Rabbim bütün bir İslam alemi ve bütün bir insanlık için hayırlara vesile kılsın. İşte bu bu sene Diyanet İşleri Başkanlığının Ramazan ayı ile ilgili belirlediği bir tema var. Doğruluk. Evet. Ramazan ve doğruluk. Doğruluk dediğiniz şey ya bu doğruluk yani adalet, hak, hukuk yani bundan soyutlanmış bir doğruluk mudur? Yani sizin bundan ödün verme lüksünüz yok. Ee, şimdi hiçbir kurum, hiçbir kamu kurumu, hı hı. E, hukuksuzluk yani emeğe saygısızlık, işte e, hakkın hukukun çiğnenmesi anlamında, yani bunu yapamaz. Ama evet. diyanet hiç yapamaz. Hiçbir evet. kurum yani israf yapamaz, yapmamalı. Diyanet hiç yapmamalı. Evet. Yani burada diyanetin çok daha dikkatli olması gerekir yani emeği zayi etmemesi gerekir. Yani burada yıllarca verilmiş bir emek varsa bu emeği veren insanlar varsa yani öncelikle önceliği bu insanlara verip yani bu insanları kadroya geçirmesi gerekir. Çünkü verilen bir emek var, yıllardır verilmiş evet. bir emek ve kazanılmış e, kazanılması gereken bir takım haklar var ama önü kesilmiş. Dolayısıyla bunu izah etmek mümkün değil. Yani biz e, hani Ramazan ayı dedik işte doğruluk ve Ramazan'ı konuşacağız. E, yani bu doğruluğu biz adaletle doldurmayacak mıyız? Hakla hukukla doldurmayacak mıyız? Şimdi biz İslam tarihini anlattığımız zaman e, peygamber efendimiz Aleyhisselatü vesselamın çağrısına icabet eden işte Bilal-i Habeşi'dir, Ammar bin Yasir'dir ve Yasir ailesidir, Habbab bin Eret'tir ve diğerlerdir. Şimdi bu insanlar niye, ne diye İslam'a akın ettiler? Yani İslam onlara böyle bir zenginlik, bir refah, e, lüks bir hayat vaat ettiği için Hayır. İslam hakkı, adaleti vaat ediyordu. Hak, hukuk, adalet, eşitlik ve hürriyet, özgürlük bunu vaat ediyordu. E şimdi eğer siz e, yani kendi pratiğinizde teoriyi konuşmuyorum. Teoride en güzel, en güzel, en cafcaflı hani söylemleri ortaya koyabilirsiniz. Ama kendi pratiğinizde eğer hak olmayacaksa, hukuk olmayacaksa, adalet olmayacaksa, yani insanların emeğine saygı olmayacaksa kusura bakmayın sizin bu resmettiğiniz din İslam dini değildir. Allah'ın dini bu değildir. Yani eğer adalet yoksa orada, hak hukuk yoksa, hakka hukuka saygı yoksa, kul hakkına saygı yoksa, yani siz kendi kendinize aldatmayın. Şöyle deriz Tam tersi. Yani bir şirket evet. düşünün. E, siz mesela beraber çalıştığınız bir iş arkadaşınıza bir çalışanınıza evet. iyi çalıştığı için onu ödüllendirirsiniz, performansını Tabii daha yükseltsin diye. Tabii Ama ki. hiçbir iş adamı ya işte senin performansın çok yüksek. Dur ben senin maaşını kısayım, senin haklarını elinden alayım demez yani. Böyle Tabii bir, ki. Böyle bir şey olamaz yani. Tabii ki. Yani evet. son bir örnek Hı -hı. olsun. Şimdi Hı -hı. hani. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın sonsuz salat ve selamı ona olsun. şimdi vefatına yakın dünyadaki son günleridir. hasta yatağından işte sahabelerin hani kollarından tutmak suretiyle sahabeler onu hani ona destek vermek suretiyle mescide geliyor. Ve yani vefatına yakın son günleridir. Dünyadaki son günlerinde yani insanlığa son bir ders veriyor. Ee, bu ders e, yani ile ilgilidir kul hakkı ile ilgilidir Allah Resulü Efendimiz e, işte bu cüne kadar hani kimin bana hakkı geçtiyse kimin bende bir alacağı varsa e, işte malım gelip alsın diyor kimin sırtına vurmuşsam işte sırtım gelip vursun diyor e, ve yani bu konuda evet, tabi Peygamber Efendimiz bunu mi? ortaya koyarken hı hı. yani işte bir takım vaizler bir takım hoca efendiler böyle duygusal patlamalar e, yaşatsınlar diye ee, bunu yapmadı. Yani peygamberin işte Ali cenaplığını göstermek için yapmadı. Peygamber, e, yani peygamber olmasına rağmen, işte gelmiş geçmiş hataları bağışlanmış olmasına rağmen e, yine de korkuyordu. Evet. korkuyordu Neden korkuyordu? Allah'ın huzuruna kul hakkıyla çıkmaktan korkuyordu. Evet o bir peygamberdi. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş eşrefi mahlukat olan evet. bir peygamberdi. Ama Çok buna rağmen yani. o dahi Allah'ın huzuruna kul hakkıyla çıkmaktan korkuyordu. Evet. E bugün biz Müslümanlara ne olmuş? Yani kul hakkı konusunda çok patavatsız, çok pervasız, e, çok büyük iştahlıyız. E, haram mı helal mi diye dikkat etmeden yani ne bulduysan mideye indir misali. Evet. Yani bu olmaz. Hiçbir insana yakışmaz. Hele hele İslam namına iddia sahibi olan insanlara ve kurum ve kuruluşlara hiç yakışmaz. Evet. evet. Çok teşekkürler. Kenan Bey aslında Kenan Bey de evet. Kenan Başkanımız da ifade ettiği aslında diyanet İşleri başkanının belki kuruşlamacı felsefe farklı, farklı felsefeler da ama o evet. aslında gerçek amacına Kur'an'a ve hizmet noktasında geçmişten bu yana gerçekten bütün baskılara tahribatlara rağmen çok önemli hizmetler verdi ve süreç içerisinde de hakkını da teslim edelim. Evet. 2000 öncesinde bir öğretmenin maaşı iki imam maaşına denk geliyordu. Ciddi bu anlamda da iyileştirmeler de oldu. Zaman içerisinde önemli imkanlar, fırsatlar da tanındı. Bu bağlamda iyileşme, iyileştirmeler de oldu ama bugün kıyasladığımızda gerçekten belirttiğiniz gibi o değer ve kıymet yok. Aslında halk nazarında var ama yönetici tarafından bu değer kıymet verilmeyince zaman içerisinde kamunun da imamlara din görevlerine vermiş olduğu o değer kıymetle bir şekilde tahrip evet. oluyor. Camiler hayatımızın merkezi. 4-6 yaş Kur'an kursu noktasında okul öncesi noktasında bu proje de önemli. Camilerin yeniden aktif hale getirilmesi yani bir tarafta çocuk bir tarafta kadınların bu bağlamda yani işe başkanının da çalışmaları var. Ee, ne dersiniz? Yani evet. bu moral, motivasyon, birlikte çalışma, yani bir beklenti de var. Ee, evet. Kenan Bey'i tenzih ediyorum ama bazen bunu hani söylediğimizde 140 bin Az bir nüfus değil. Tabii yani ki, tabii ki. Çok ciddi bir potansiyel. Yani 140 binin olduğu, çalıştı, aktif çalıştığı ve geçimini de buradan sağladığı bir noktada bunların ihlaslı bir şekilde çalışmasıyla aslında çok tabii daha ki. farklı meyveler, nüveler ortaya çıkması gerekiyor. Ee, o performansı evet. da göremiyoruz. Ne dersiniz? Evet yani şöyle şimdi özellikle Mehmet Görmez hocamız ve Ali Erbaş hoca ile birlikte yani Diyanet'e çok kıymetli hizmetler Hani sergilendi, serdedildi, ortaya konuldu. Bu hizmetlerden birisi de bu son dönemde hani devreye konulan, uygulamaya konulan 4-6 yaş Kur'an evet. kursu eğitimiydi. Hani konuklarımız belki bilmezler ama biz beraber bu konuda belki onlarca program yaptık. Yani evet. bu 4-6 yaş Kur'an kursu eğitiminin ne kadar önemli olduğu, ve Diyanet'in bu çalışmasının son derece yerinde olduğu, desteklenmesi gerektiği noktasında. Hatta öyle inanıyorum ki Diyanet'in kendisi dahi bu 4-6 yaş Kur'an kursu eğitimle bizim kadar yani anlatmamıştır. Yani bunun gerekliliğini, evet. önemini. Hı hı. E, yani bu bir hizmet var, değerli bir hizmet var. Fakat bu kendilerinin ortaya koyduğu bu hizmeti belki biz onlardan daha fazla anlattık. Evet. E, diğer taraftan e, tabii ki e, hani Diyanet üzerinden İslam'a sövüp saymak kastıyla... Ee, bir takım hani kara propaganda süreçlerinin evet. işletildiği dönemler oluyor. Hala Hı -hı. da bunlar devam ediyor. Hocam bu arada bunlara, iki dakikamız kaldı. Evet yani Bunlara da karşı da biz e, yani o anlamda e, tavrımızı ortaya koyduk ama e, tabii ki biz iyiyi söylerken, doğruyu takdir ederken bu bizim yanlışı görmeyeceğimiz, yanlışı görmezden geleceğimiz, yanlışın üzerine örteceğimiz anlamına gelmiyor. Diyanetin e, şöyle bir problemi var. Şimdi kurumlarda devletin tüm kurumlarında hani bu kurumsal kibir diyebileceğiniz statikolaşmayla beraber gelişen yani kurumsal kibir diyebileceğiniz maalesef böyle bir olumsuz bir durum vardır ve maalesef ki Diyanet'teki kurumsal kibir kendi yani üstün aslına karşı üstün aslına karşı amirin memura karşı gösterdiği o kurumsal kibir Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki diğer bütün devlet kurumlarından daha baskın, daha fazladır. Bunu nereden biliyorum? Yani kendi yanımızdan uydurmuyoruz Allah'a sanırım. Yani bizim onlarca, yüzlerce imam arkadaşımız var. Ee, ve yani maruz kaldıkları muameleleri biliyoruz. Demin işte Elazığ'dan bir örnek verdim. Evet. Yani e, şimdi 140 bin, 130 bin yani bu devasa bir kadrodur. Şimdi söylediğiniz zaman ya tamam e, işte çocuklarımız çocuklarımız mesela ana sınıfından itibaren milli eğitime teslim ediliyor. Diyanete teslim edilse o zaman görün bakın neler oluyor. Doğrudur doğrudur ama peygamber efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir kişi olarak başladı değil mi? Evet. Ee, yani bir kişi olarak başladı ve e, evet. insanları onlar için hayat bahşeden hakikatlere çağırıyordu ve en nihayetinde hı hı. yani o din e, bu buraya geldi. E, şimdi yani 130 bin 140 bin kişilik kadro az değil. Tabii ki İslam'da böyle ...özgün bir din adamları zümresi yoktur. Yani Herkes, biz hepimiz her... sorumluyuz. Hı hı. Hani evet. diyor ya ya ey yühalizine amenu o ey iman edenler. Yani iman eden herkes muhataptır. Hepimizin sorumluluğu var. Ama evet. özelde de böyle bir yani e, şimdi Diyanet'te var, böyle bir böyle kadro bir var. var. Tabii ki böyle bir kadro var. Böyle bir imkan var hiçbir şey yapılmıyor değil. Çok değerli şeyler, çok değerli hizmetler yapılıyor ama biliyoruz ki çok çok daha fazlası yapılabilir. Evet. Yapılmıyorsa temel nedenlerinden bir tanesi hı hı. personelin moral ve motivasyon değerlerinin düşük olmasıdır. Bunun kaynağı da çalıştığı kurumdan değer görmemesidir. Kimse kendini aldatmasın, kimse evet. kimseyi kandırmasın. Yani e, müftülüklerin, il ilçe müftülüklerinin Diyanet Başkanı Sayın Ali Erbaş yani gerçekten de değerli bir performans ortaya koyuyor onu ayrı tutuyorum ama aşağı doğru indikçe özellikle il ilçe müftülük bürokrasisine baktığınız zaman yani kibir abidelerini görürsünüz. Yine de bunu genelleştirmiyorum. Evet. Ama böyle durumlar vardır ve bu personelin moral motivasyonunu hani sıfırlar evet. çalışmadaki bereketi de düşürür. Ee, bu da sadece bu sorunlardan bir tanesidir. Evet doğruları konuşuyoruz. Yani yapılan doğruyu konuşalım, takdir edelim, destekleyelim ama yanlışı da Evet. bizdendir deyip üzerine örtmeyelim. Biz bizdendir deyip yanlışın üzerine örtersek ne olur? Birileri Başkası? bunu İslam'a mal eder ve o zaman işte bunu İslam aleyhinde bir kara propagandaya dönüştür evet. Dolayısıyla Malzeme yani yanlış bizim gereken. yanlışmışsa onun da yanlış olduğunu açık yüreklilikle ifade etmek gerekir. Çok teşekkür ederim Kenan Bey.